Orhan Karataş, iş üstünde yakalandılar. İhanet Türkiye'nin iflanı kesiyor. İmralı canisi meydan okuyor. Hain güruğu içeride dışarıda şov yapıyor. Ülkenin varlığı ve birliğiyle futbol topu gibi oynanıyor. MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli grup konuşmasında AKP PKK ortaklarının ortaya saçılan belgeleri üzerinden çok hayati tespitler yapmış ve mutlaka cevaplandırılması gereken çok kritik sorular sormuş. Tiyatro salonu AKP grup toplantısına başbakandan bütün bu yaşananlarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. AKP'den tutarlı, ciddi, sorumlu bir davranış, başbakandan bu hain grubu karşısında duyarlı ve kararlı bir duruş bekleyenler yine yanılıyor. Sayın başbakan bildirilmiş kıtalarla ve atılan sloganlarla bir tiyatro salonuna dönüştürülmüş grup toplantısında ortama uygun açıklamalarda bulunuyor. Sayın Bahçeli'nin ülkenin içinde bulunduğu durumu çok net biçimde ortaya koyan değerlendirmelerine ve insaf ve vicdan sahibi herkesin isterine tercüman olarak sorduğu sorulara cevap vermek yerine asla aslar olmayan şeylerle MHP'yi suçlayarak gerçeklerin üzerine örtüyor. MHP milli duruş gösteremiyor gibi akıllara durgunluk veren bir değerlendirme yapıyor. Hele bir de istismar değerlendirmesi var ki bir defa daha pes artık diyoruz. Söylenmesinden değil yazılmasından rahatsız. Varlığı tamamen istismar üzerine kurulu olanların, sicilinde istismarın dünya çapında örnekleri bulunanların, MHP gibi sözü özü bir, 44 yıllık çizgesinde zerre kadar kırık bulunmayan, her dediğinde haklı çıkan, ülke ve millet sevdasını canına ortaya koyarak ispatlamış bir partiyi, milli duruş gösterememekle ve istismarla suçlaması ancak komedinin her türün oynandığı bir tiyatro salonunda mümkün olabilir. Sayın Başbakan daha sonraki sözleriyle bu tespitimizi bir defa daha doğrulamıştır. Söylediklerine bakılırsa İmralı Canisi'nin ifşaatlarında meydan okumalarında rahatsız olacak bir şey yoktur. Ama bunların medyada yer alması büyük suçtur ve bunu yapanı elinde sonunda bulacaklarmış. Sayın Başbakan bununla da kalmıyor ve kendi grubuna trajikomik bir talimat veriyor. Konuşmayın, baltayı taşa vurursunuz. Kristale zarar verirsiniz. Belli ki Kristal'i daha kendi grubuna bile anlatamamış ve kendi arkadaşlarına dahi güvenmiyor. Ülkesini küçük gören kim? ve artık alıştığımız ne tarihte ne dünyada işi benzer olmayan bir milliyetçilik değerlendirmesi ve cevabı içinde bir soru. Kendi ülkesini bu kadar küçük gören nasıl milliyetçi olabilirmiş? Terörü çözmek için ne yaptınız? Kendi ülkesini küçük görenler çareyi kendi gücünde değil, elikanlı terörist başının, dağdaki katillerin, sınırdaki peşmergenin insafında arıyorlar terörü çözmek için ne yapıldığı AKP'ye teslim edilen Türkiye'den bellidir. İmralı canisiyle masa kurmadan, dağdaki katillere af yolu açmadan terörü çözdüler ve huzurlu bir ülkeyi size teslim ettiler. Cesaret, büyüklük, milliyetçilik işte budur. Siz asıl bitmiş terörü neden azdırdığınızı ve bu duruma nasıl getirdiğinizi bu millete anlatın. İş üstünde yakalandılar. AKP'nin çırpınışları boşunadır. Takke düşmüştür. Bu partinin ne olduğu, BOP yolunda nereden gelip nereye gittiği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Sayın Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında bu durumu şu sözlerle özetlemiştir. AKP zihniyeti olsadan sonra tekrar iş üstünde yakalanmış siyasi şerefini, siyasi kalitesini ve siyasi ahlakını tam olarak İmralı'nın köhneliğine gömmüştür. Eğer gerçekten de AKP suçlu arıyorsa BDP'ye, BDP derin kulak arıyorsa AKP'ye bakmalıdır. Siyasetin bu ikişer cephesi, iblisin bu iki yeryüzü müdavimi, Türk milletine psikolojik operasyon tezgahı kurmuş, kamuoyu algısını yönetmek için beraberce kaynattıkları bölücülük kazanına varlığımızı ve hayat haklarımızı atmışlardır. Öcalan'ın hezeyanlarını yayınlayan gazeteye yönelik olarak başbakanın kullandığı argo ifadeler aslında suçüstü basılan bir zanlının telaş ve çırpınışıyla eşdeğerdir.